Merhaba. En önemli bilmemiz gerekenlerden bir takım şeyler var. Gebelikte neler yapılmalı, neler yapılmamalı, hangi testleri özellikle dikkatle değerlendirmelidir? Bir defa gebelikte düzenli kontrollere gitmek çok önemli. Bunun için bazı hekimler ilk 3 ayda 2 haftada bir gebeyi görürler. Daha sonra ayda 1'e geçerler. 34. haftadan veya 36. haftadan sonra veya 30. haftadan sonra tekrar 2 haftada 1'e kontrol ederler. Bu esnada bir takım testler yapılması gerekiyor. Bunlar neler? 1. Bebek iyi mi? 2. Anne iyi mi? Bu testlerin annenin tansiyonu, nabzı, bir şikayeti var mı? Ayaklarında şişlik var mı? Gerekli durumlarda kan sayımı, idrar tahlili yapılmalı. Ve belli haftalarda da anne ile ilgili bebeğin anneye yansıttığı sıkıntılar değerlendirilmeli. Bunlardan en önemlisi 24. haftadan sonra yapılması gereken şeker yükleme testidir. Eğer ailede şekerle ilgili bir sıkıntı varsa annede babada, daha erkenden açlık, tokluk, kan şekeri bakılarak değerlendirilebilir. Ama bir risk grubunda değilse 24. haftadan sonra 50 gram şeker yükleme testi yapılır. Bu yaklaşık 1,5 baklava dilimidir. Dolayısıyla çevreden duyulan yok şeker testi zararlıdır sözlerine lütfen inanmayınız. Oysa gebelikte şeker tespit edildiğinde veya şeker tespit edilmediğinde bebeğe çok büyük zararları var. Kilosu fazla oluyor, kalp özrü fazla oluyor. Genel anomali dediğimiz risk 4 kat artıyor. Onun için lütfen şeker testini yaptıralım. Diğer yandan bebeğin iyilik halini veya sağlıklılığını tespit eden testler var. Bunlar da 3. ayda yapılan ve 21-22. haftada yapılan testlerdir. 12. haftada bebeğin özrüne bakılıyor. Ense kalınlığı gibi testler yapılıyor. 22-21. haftada ise yapısı, organları iyi gelişmiş mi ona bakılıyor. Artık günümüzde amniyosentezin neredeyse yerine geçen anne kanından hücreler belirlenerek risk var mı yok mu anlaşılan DNA screening testler var. Gerekli hallerde bu da tespit edilip yaptırılabilmelidir.